Şu dersimde bir kuş olsam, kanatlanıp uçsam şimdi. Oğul oğul, oğul oğul. Şu dersimde bir kuş olsam, kanatlanıp uçsam şimdi. Oğul oğul, oğul oğul. ...96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz Dersim halk müziğinde önemli bir isim. Sayısız derlemeyi halk müziğimize kazandırmış. Sürgünde yaşarken bile müzikal üretime ara vermemiş. Çok değerli bir isim. Sevgili Kemal Kahraman. Evet, şimdi bizi telefonla arayabilirsiniz. Telefonlarımız 0212 alan kodumuz 627-48-77. Bize mesajla ulaşabilirsiniz. Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı yazıp 23.53'e göndereceksiniz.
Ayrıca Facebook ve Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Facebook ve Twitter adresimiz Birlik Sofrası. Evet, şimdi bir telefonumuz var. Sultan Hanım Avcılar'dan bizi arıyor. Bakalım ne söyleyecek bize. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Konuğumuz Kemal Kahraman. Metin Kemal Kahraman, hoş geldiler. Evet, evet. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, merhaba. Çok teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz hocam, teşekkür ederiz. Çocuklarımla beraber sizi dinliyorum. Çok sağ olun. Sizi çok severek takip ediyoruz. Çok teşekkürler. Sizi çok takdir ediyorum. Ne mutlu bize ki Alevi kültüründe böyle seslere yeri var. Eyvallah. Duruşunuzu ve müziğinizi çok seviyorum. Çok İyi teşekkürler. İyi ki varsınız. Sağ olun. Çok heyecanlandım şimdi. Çok sağ olun ya. Niye heyecanlanıyorsunuz? Rahat olun. Biz. Evet, evet. Şimdi misafirim de vardı. Çok da takip edemedim radyoyu. Söylediniz mi bilmiyorum ama Hrant Dink için yazdığınız Geçmeyen Kuşları okudunuz mu? Okumadık. Arkadaşlarımız uygun görürse çalabiliriz. Çok güzel olur bence. Bakalım arşivimizde muhakkak vardır. Çok sevinirim. Eğer o uygun görülmezse dinler kapısından olabilir. Çok seviyorum. Tamam. Ben notumu alacağım. Notumu alacağım. Evet. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Çok takdir ediyorum. Müzeyinizi çok teşekkürler. Biz de selam söylüyoruz size, misafirinize de, çocuklarınıza. Ondan da size selamlar. Aleykümselam. İyi yayınlar diliyorum size. Sultanım bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. İkinci arada bizi dinlemeye devam edin. İkinci arada bu ezgilerden birini özgür bırakabiliriz. Bakacağız. Şeyi de varsa arşivimizde severek yayınlamayı düşünüyoruz. Varsa Göçmen Kuşları çok sevinirim. Yoksa Binler Kapısı'ndan hangisini isterseniz. Tamam. Kaybolan tamam. Kentin eskicisi olabilir. Tamam. Peki. Öbürü olur. Bir şey soracağım size Sultanım. En çok hangi ezgisini çok beğeniyorsunuz? Metin Kemal Kahraman'ın. Denizler için yazdığı türküyü çok seviyorum. Denizler'in doğrusunu çok seviyorum. Binler Kapısı'ndan da o işte kaybolan kentin eskicisini çok seviyorum. Aklıma gelenler bunlar şimdi. O kadar heyecan yaptım ki. Çok teşekkürler, sağ olun. Peki, teşekkür ederiz, çok sağ olun. İyi akşamlar, saygılar. Size çok sağ olun, iyi programlar, çok sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, şimdi Sultan Hanım ifadesiyle bir şey ben kafama kazınmış oldu. Sizinle ilgili bir şey sorduğumuzda hangi ezgiyi çok seviyorsunuz? Çok değişik ezgiler çıkıyor. Yani bir tane odaklanmıyor insanlar. Bu siz tek tük sanatçılarda, yorumcularda gözüken bir şey. Gerçekten ilginç, hoş. Doğru. Aslında evet. Şöyle bir evet. Durum oldu. Evet. Hani deniz koydum adından itibaren dediğim gibi bir taraftan da Dersim Kültür Bölgesi'nin sözlü birikimine ilişkin çalışmalar vardı. Evet. Yani deniz koydum adın dönem diyelim 93'te çıktığında aslında o dönemde sanki Zazaca yeni modern şarkılar yazmak daha önemliydi. Çünkü toplumda şöyle bir yargı vardı. İşte Zazaca sadece folklor olur. Kürtçe'de Zazaca'da sadece folklor olur. Bu zamanı anlatamaz. Şehir insanlığı böyle bir şey vardı o zamanlar. Ve bizim için o zaman değerli olan kendi sözümüzü söyleyebilmekti. Evet. Ama zamanla dediğim gibi bir taraftan da bu derleme işleri devam ediyordu. Ve biz buradan çok şey öğreniyorduk ve bunları da paylaşmak istiyorduk. Dolayısıyla bu derlediğimiz şeyleri daha çok aslına sadık kalarak icra etmek, çünkü ilk kez yayınlamış oluyorduk. Evet. Önemliydi. Tabii biz yine de kendimizce düzenlemeler yapıyorduk kendi orkestramız için, kendi beraber çalıştığımız grubumuz temelinde. Ama otantiği de bozmamak önemliydi. Dolayısıyla da bu otantik türküler, geleneksel daha doğrusu, geleneksel türkülerin icrasında tabii ki saz öne çıkıyordu. Ona göre bir armoni yazıyorduk. Ama şarkılarımızda, kendi şarkılarımızda daha rahat davranabiliyorduk. Daha işte bugünün batı armonilerinde rahatça kullanıldığı bir sound. Dolayısıyla da kimi insanlar sanırım hani bizim şarkılarımız üzerinden bizi tanıyorlar ya da oradan yakalıyorlar. Ve beğenlerini söylüyorlar. Kimileri de dersim geleneksel müziğiyle ilgili yaptığımız çalışmalardan yakalıyor. Böyle çok farklı tercihler evet, çıkabiliyor. Şimdi hoş bir mesaj yakaladım. Buyurun. Çok hoş. Antalya'dan Halil Kara diyor ki ben Türk milliyetçisiyim diyor ama Devraso ve Düzgün Baba ve Meymane Usari güzel şarkılar diyor. Çok etkilendim diyor. Çok güzel söylüyorlar diyor. Çok gerçekten değil mi? Toplumumuzun böyle tüm renklerinin anlaştığı nokta
ve sizi sevmeleri. Şimdi müziğin tabii öyle bir gücü var. Hep biraz önce de arkadaşımız birisinden siz okudunuz galiba. Evet. Bir arkadaşımız dile getirdi. Genelde de söylenir. Evet. Müziğin gücü şu galiba. Yani müzik sadece bir şeyi, bir duyguyu anlatmak, aktarmak değil. Evet. O duygunun, o auranın şu anda o müzik çalınırken burada yine var olması, bir reel duruma dönüşmesi. Yani kendi atmosferini yakalayan, yaratan, kendi aurasını yaratan, kendi mekanını yaratan bir etkisi var. Bütün boşlukları dolduruyor ses. Ve o bir anda o mekanı söylenen ya da dile getirilmeye çalışılan duygunun, sözün gerçekliğe dönüşüyor yani. Ya müziğin bu gücü belki de insanları kendi akılla, fikirle ya da bir takım farklı tercihleriyle, angajmanlarından öne çıkıyor yani. Bir sahicilik duygusu, sahicilik durumu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da sizin ne kadar önyargılı da olsanız diyelim ya da politik angajmanlarınız ne kadar hep reddetse de bir şekilde onun da bir sahici durum olduğunu, bir insan hali olduğunu size söylüyor demek ki. Siz de kendinizi orada buluyorsunuz. Evet. Şimdi yani insan olma hali üzerinden ortaklaşıyoruz demek istiyorum. Türkiye'de Kürt olma hali üzerinden değil, müziğin bu etkileyici, önemli imkanı sayesinde. Şimdi az önce Halil Kara'dan bahsettik. Antalya'dan soru size sormuştu. Evet. Diyor ki Antalya'daki konserine gitmiştim bu yaz diyor. Evet. Çok hoştu diyor, çok güzeldi. Eyvallah. Nurdagül Yıldız Tunceli Dersimli selam, ben selam diyor, size selamlarını iletiyor. Ve bir yol şen de selamlarını göndermiş İstanbul'dan. Nurdagül Yıldız Almanya'dan göndermiş mesajı. Şimdi bir basın açıklamanız var. Orada diyorsunuz ki Zadaca ilk şarkılarımı cezaevinde yaptım diyorsunuz. Evet. Hangi şarkılarda, hangi ezgilerde bunlar? Yani biraz önce onu kısacık değindim. Yani Metin gelirdi. Tabii 90'ların dedim. Hayır, şöyle ben şunu biliyorum. Bir cezaevinde yaptığınız ezgiler var. Evet. Bir de beraber kaldığınız dönemde yazdığınız ezgiler var. Tabii tabii. Şimdi cezaevindeki de hangisi? Beraber yaptıklarınız hangisi? Onu şimdi merak ettim. Evet, ha. Evet. Şimdi mesela benim kendimce Zadaca yaptığım ama daha sonra Grup Yorum tarafından Türkçe bir şey olarak icra edilen bir şey vardı. Evet. Melodisi alınarak. Hangisi? Ben notumu alayım. Tabii mesela onlar şey diyordu. Durun hemen söyleyeyim. Aslında yani bir melodinin bir kısmını kullandılar. Ama onun dışında mesela onların Gerilla'nın Türküsü dedikleri şarkıyı göndermiştim Türkçe bir şarkı olarak. Zadaca şarkılarımız aslında daha sonra film müziği olarak kullandım ben onu bir arkadaşımızın filminde. Yani o dönemden Zadaca şarkılar yaptık fakat şimdi hatırladığım kadarıyla sanırım onları daha sonra kullanmadık yani melodilerini kullandık vesaire. Çok büyük bir ihtimalle kendi dilimizi yetersiz bulduğumuz için. Evet. Evet. Şimdi Cihan Dükel İstanbul'dan diyor ki iyi yayınlar Kemal abi, bizlere buluşturduğunuz için çok teşekkür ederim size. Metin ve Kemal abinin sadece bizlere müzik aktardıklarını düşünmüyorum. Kültürümüze de, dilimize de, inancımıza da araştırıp elinden geldiğince bizlere aktarıp sundukları için kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Eyvallah. Umarım daha birçok güzel albümlere, araştırmalara devam ederler. Eyvallah. Yükleri çok ağır. Onlar bizlere ışık tutan güzel insanlardan, iyi ki varlar. Siz de görüyorsunuz mesajı yan tarafta belki. Eyvallah. Evet, böyle bir mesaj var. Evet, yükümüz çok ağır, işimiz çok. Gerçekten yani bir dilden, bir kültürden, bir halktan söz ediyoruz. O halkın belki yüzlerce yıl ihmal edilmiş bir sözlü hafızasından söz ediyoruz. Dolayısıyla bir kere böyle bir işe girdiğinizde, nitekim biraz önce de söylediğim gibi biz 90'lı yılların ilk 90'lı yılların başında bu çalışmalara ilk başladığımızda yani derlemeler vesaire daha çok Zadaca türküler arıyorduk. Yani Dersim'le ilgili sorularımızdan ziyade Zadaca söyleyebileceğimiz türküler arıyorduk. Böyle şeyler derleyebilir miyiz diye bir çalışma içerisindeydik. Fakat zamanla derlediğimiz türküleri anlama çalışması, anlama kaygısı, yani neden ya da inançla, ibadetle ilgiliyse ya da Şahmaran masalında olduğu gibi bir masalsa, bu masal ne diyor, ne anlatıyor, bu beyitte neden şöyle bir sembol var, Hızır nedir, Düzgün nedir,
bizimkiler neden 3 gün oruç tutar? Ne bileyim böyle yani bütün o sembolü ve uygulamaları anlamaya çalıştığınızda bir derya denizle karşılaşmış oluyorsunuz. Artık iş bir derleme çalışması olmaktan çıkıyor. Bir kültürel oluş halini anlamaya, onun bütün yönleriyle yani doğumdan ölüme diyelim, evliliğiyle, komşuluk ilişkileriyle, fantazi dünyasıyla, inancı, ibadetiyle. Çok güzel mesaj var sizin derken ona takıldım. Eyvallah, çok, gerçekten ben duygulandım sınıfınıza. Eyvallah. Diyor ki Özcan Karasu Çağlayan'dan, İstanbul Çağlayan'dan. Diyor ki Yücel Bey merhaba, size ve değerli konuğunuza iyi çalışmalar ve başarılar diyor. Hayatın size öğrettiği en önemli unsurları sararsak 1, 2, 3 diye bize ne gibi mesajlar verirsiniz? Cevabınız için çok teşekkür ederim demiş. Hakikaten ben de çok merak ediyorum. Eyvallah. Hani hayattan ne aldınız, bize ne öğütlersiniz? 3 öğüt. Vallahi hayattan hani biz de tabii kendi toprağından, dilinden, bütün bu kültürel oluş hallerinden bağımsız bir hayat yok. Sonuçta hayatta bunlarla beraber var. Evet. Biz de dediğim gibi yıllardır bir kültür dünyasıyla meşgulüz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Benim söylediğim hep şudur. Birincisi hakikat diye bir şeyin ardına düşüyorsak, bu kesinlikle çocuklar için söylenmiş masallarda ya da hikayelerdedir diyorum ben. Çünkü ben kendi adıma hakikat diye aradığım şeyleri çocuklar için yazılmış kitap reyonlarında buldum. Masallarda buldum. İkincisi, bence insanın ardına düşebileceği bir mana var. İnsan bir mananın arayışı içerisinde olmalı. Çünkü sonunda evet mana diye bir şey varmış noktasına gelinir. Bir mana var. İnsanoğlunun varoluşunda, bu dünyaya gelmesinde, gitmesinde bir manası var. Dolayısıyla günlük hayatın harala gürelesi içerisinde, bizi yani hayat kavgası dediğimiz harala gürele içerisinde, bütün bunlar ne kadar lüks gibi görünse de, ayrıca tabii Türkiye gibi bir hayat kavgasını da geçmiş, bir can pazarına dönüşmüş bir ortamda diyelim. Yani insan hayatının bu kadar ucuz olduğu bir ortamda bizim sözünü ettiklerimizi söylemek genelde lüks görünüyor. Yani masallardan söz etmek, inançtan söz etmek. Bir hakikat demiştiniz, iki mana demiştiniz, üç. Yani şunu demek istiyorum, bir mana var arkasına düşebileceğimiz. Hakikat dediğim yani illa hakikat diye, mana diye bir şey arıyorsak bu kesinlikle masallarda. Ya masallarda. Evet, ben mesela şunu tavsiye ederim, kitap olarak beni en çok etkileyen örnek bir kitap olsun diye söylüyorum. Tabii ki Şahmaran Masalı benim için gerçekten de bir yaratıcılık şaheseridir yani. Şahmaran üzerine saatlerce, günlerce Şahmaran konuşabiliriz. Şahmaran'ı konuşacağız. Masal olarak. Evet, evet. Fakat bu tartışmalar yaparken, bu yönlü bir şeyler ararken, mesela Alman yazar Michael Ende'nin Türkçe'ye Bitmeyecek Öykü diye çevrilen kitabı bence, ben şöyle diyorum, Şahmaran Masalı eğer illa birileri modernize edecekse, ki bunu da deneyenler çok oldu biliyorsunuz Türkçe'de de. Evet. İlla bir şeyler yapılacaksa, mesela örnek olabilir Bitmeyecek Öykü. Bir eski metin, bir eski tekst mi diyeceğiz, bir anlatı bugünün zamanına nasıl uyarlanabilir diye soruluyorsa, bence Bitmeyecek Öykü'ye bakılabilir. Şimdi bu bir... kaçırmış olabilirim, çok özür dilerim. Lütfen buyurun. Üç öğütten bir hakikat yok diyorsunuz, ben öyle anlıyorum. Yok, ben onları tamam sizin tamam. için tekrar özetleyeceğim. Tamam, evet, fakat evet. bu söylediğim şudur, yani mesela örnek verdiğim kitapları söylemek istiyorum. Tamam. Arkadaşlarımıza tavsiye ben etmek istiyorum. Tabii. Ben not aldım. Birisi Bitmeyecek Öykü'dür. Mesela Almanya'da bir kitapçıya gittiğinizde Bitmeyecek Öykü'yü çocuklar için yazılmış kitaplar reyonunda bulursunuz. Bir diğeri Momo'dur. Yine Michael Ende'nin, yani Alman yazar, o da Türkçe'ye Momo diye çevirmiştir. Bir diğeri Milorad Pavić diye bir Sırp yazar vardır. Yine Türkçe'ye çevirmiş. Hazar Sözlüğü diye bir kitabı var. Rüzgarın Tersi diye bir kitabı var. Ve Rus Tazısı diye bir öykülerini topladığı kitabı var. Bunlar yani benim döne döne okuduğum kitaplardandır. Ayrıca bir de Fransız bir yazar var. Michel Tournier diye. Bunun da özellikle Cuma'sı, yani Robinson Crusoe'nun hikayesini yeniden anlattığı, yazdığı Cuma isimli kitabı. Ben yani hep hayranlıkla okumuşumdur. Bunlar sadece öyküleriyle, hikayeleriyle değil, kurgularıyla, efendim fantazi dünyalarıyla, sembolleriyle, meşgul oldukları sembol dünyasıyla, ki çoğu geçmişe uzar,
beni çok etkilemişlerdir ve bunların çoğu çocuklar için yazılmış kitaptır. Ha, şimdi meselemize dönersek ben şunu demek istedim. Yani hakikat diye hakikat yoktur demedim. Dedim ben ki ben onu çıkardım özür dilerim. Hayır ben diyor hakikat vardır. Evet. Bir hakikat masalarda var. Masalarda arayalım derken ben onu çıkarttım özür dilerim. O manayla ilgili anladım, böyle bir şey anladım. Söyledim. Hakikat evet. için de şunu dedim. Yani hakikat diye ardına düşülebilecek bir şey varsa bu dedim çocuklar için yazılmış metinlerde. Ve bence herkes aslında kendi kutsal kitabını bulmak için okumalı. Ben kendi kutsal kitaplarımı buldum. Bu saydığım kitaplar benim 10 yıldır meşgul olduğum kitaplardır. Ve bence aslında insan kendi kutsal kitabını bulduktan sonra döne döne o kitabı anlamaya çalışmalı. Kendi kitabını bulmuştur ve oradan bütün kitapları anlayabilir. Evet. Evet, devam edersek şunu söylemek istiyorum. Yani bir sonuç ifadesi. Hepsi aslında birbirine bağlı. Fakat yani bu 20 yıllık tecrübenin sonucunu söylüyorum. Diyorum ki yani mesela benim ilk 10 yılım Türkiye okullarında ilkokuldan üniversitenin belli bir aşamasına kadar okudum buradaki okullarda. Ve bize bir şey öğrettiler. Bir insan olma hali, bir vatandaş olma hali, bir bu dünyayla kontak kurma hali, bir tavır, bir üslup, bir bilgi aldık. Fakat benim ilk 10 yılım Almanya'da yaşadığım 22-23 yıllık dönemde ilk 10 yılım aslında Türkiye okullarında öğrendiklerimi kendimde yıkmak için çalışmakla geçti. Çünkü biz çocuklarımızı hem kendi köklerinden hem bu Anadolu'nun kültür hafızasından mahrum etmek üzerine kurulu bir eğitim sistemi kurmuşuz. Ve yalanla ideolojize edilmiş kimlik tarifleriyle efendim bir aidiyet tarif ediyoruz. Oysa kültür mana ve hafızadır yani. İnsanın varoluş hali bir kültür. Biz mesela kendi kültürümüzü anlamak istediğimizde kendi kültürümüze ilişkin, dilimize, inancımıza ilişkin sorularımızı gidip annemiz, babamız yani orada yaşayan o kültürün temsilcilerinin gözlemleyerek, onlara sorular sorarak anlamaya çalışıyoruz. Ve cevaplarını bulmaya çalışıyoruz. Ama mesela Türklük denilen şey bir tariftir. Ve Cumhuriyet'le birlikte işte diyelim Rusların, Çinlilerin, İranlıların Türkler hakkında yazdığı hikayelerle bir Türklük tarifi, işte en büyük Türk milleti, Ergenekon'dan geldik, bir Asena bize yol gösterdi. Fakat Anadolu'da hiçbir etnik Türk topluluğu, Türkmen size bu hikayeleri anlatmaz. Bunlar ithaldir. Yani hafızada yer almamış hikayeleri toplum hafızasına senin en derin hafızan budur diye dayatıyoruz. Ve buradan sadece politize olmuş, angaje olmuş ama neye göre davranacağını bilmeyen bir durum çıkıyor. Yani kendi varoluşunu tarif edemeyen bir durum. İşte bununla bağlayayım ben. Bence Anadolu belki de zaten bütün insanlık kendi köklerini kültür tarihi anlamında Anadolu'da Mezopotamya'da arar. Örneğin Türklük kendini ben 1000 yıldır bu topraklara geldim diyor. Doğrudur. 1000 yıldır buradaysanız artık biraz da bu toprakların kültürüyle yoğrulmuşsunuzdur. Siz de buralısınızdır. Dolayısıyla öyle Orta Asya'da, ne bileyim Arap çöllerinde ya da Batı'da kendi aidiyetini aramak doğru değil. Burada bizi biz yapan bütün kültürel değerlerimiz var. Yeter ki biz inkar üzerine değil, kabul etme ve anlama üzerine kurulu bir süreç başlatalım. Şimdi şunu merak ediyorum. Örneğin siz Metin Kemal Kahraman kardeşler müzikal olarak birleştiniz. Ama sonrasında sizin bir Almanya serüveniniz var. Evet. Örneğin bu gidişiniz hakkında çeşitli rivayetler vardı. Evet. İşte müzikal yapıyı daha çok geliştirmek, evet. Sürgün hayatı yaşıyor dendi. Hangisi doğru? Eğitim amaçlı gittiğinizi söylendiler. Ya eğitim bir bahaneydi. Şimdi evet. Şöyle bir durum vardı. Evet. Biz cezaevine girdiğimizde ODTÜ'de, evet. ODTÜ'lüler olarak yaklaşık 8-9 ODTÜ'lü ceza almıştık. Evet. Ve ODTÜ Darmstadt Teknik Üniversitesi ile kardeş okuldu. Ve biz cezaevine girdiğimiz zaman da Darmstadt Teknik Üniversitesi'nin öğrenci kurumları bizim davamızla hep ilgilendiler. Dolayısıyla biz çıktığımızda cezaevinden Darmstadt Teknik Üniversitesi ile zaten böyle bir kontak vardı ve bizi tanıyordu. ODTÜ ile kardeş okul olduğu için. Biz eğitim amacı dediğimiz daha çok hani müzik falan okuyacağız gibi bunun imkanlarını yaratmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu eğitimi daha çok orada bir statü almanın, legal o kalabilmenin koşulu olarak zorluyordum ben.
Ama yurt dışına neden gittiniz derseniz, hem o zamanki fikrimi söylüyorum, hem de 20 yıl, 25 yıl geçmiş geriye dönerek bakıyorum yani. Bakarak söylüyorum. Biz aslında kendi sorularımıza bütün bu sosyal ortamın dayattığı baskılardan bağımsız cevaplar bulabilmek için, yani bir boşluğa ihtiyaç duyduğumuz için dışarıya çıkmak istiyordum ben kendi adıma. Yani sorularla doluyduk, hem kendi aidiyetimize ilişkin, hem geleceğimize ilişkin. Ve bütün bunları aslında bugün biraz önce de şikayetçisi olduğum bu sosyal ortamın, bu eğitim ortamının, bu sokak hayatının baskısından uzak cevaplayabileceğimiz bir boşluğa ihtiyaç duyuyorduk. Yurt dışı bize bu imkanı sunuyordu. Nitekim o anlamda da çok verimli oldu. Peki tam oradayken, tam o kısımdayken örneğin Berlin'e yerleştiniz. Neden Berlin? Evet, ben Almanya'da da nerede kalacağım diye epeyce bir gezdim, araştırdım. Yani araştırdım derken 2-3 yıl böyle geçti. Evet. Ve sonuçta Berlin'de kalmaya karar verdim. Çünkü Berlin'de hem çok yoğun bir Türkiye'li nüfus vardı. Belki Avrupa'nın en, belki değil öyle. Yani yaklaşık 700-800 bin Türkiye'linin yaşadığı bir yerdir Berlin. 3,5-4 milyonluk bir şehirdir tamamıyla. Ve bu nüfusun da yaklaşık, yani Türkiye'li nüfusun yaklaşık 250-300 bini çoğu da Dersim, Erzincan, efendim gibi Sivas gibi bölgelerden, Maraş gibi bölgelerden gelmiş Alevilerden oluşuyor. Biz de dediğim gibi dille kültürle ilgili çalışmalarımızı yürütüyorduk. Metin sürekli burada derlemeler yapardı. Yani zaten ayda, iki ayda bir de mutlaka Almanya'ya gelirdi. Ya iş vesilesiyle ya da iş yoksa da işte görüşmek için. Ve o kayıtları sürekli getirirdi buradan. Aynı zamanda biz de, ben de orada böyle bir cemaat vardı. Örneğin Çevre Hazaro albümünün, yani Binler Kapısı, Dualar, Gülbanklar, Beyitler albümünün en önemli kaynak kişisi Seyit Mahmut Yıldız'dır. Yaklaşık 45-50 yıldır Almanya'da yaşar. Evet. Berlin'de yaşar. Ben oradaki beyitlerin çoğunu ondan öğrendik, ondan derledik. Yani zengin bir insan nüfusumuz var orada. Ve o da size bir taraftan kendinizi, ne diyelim, gurbette hissetmemeyi ya da çalışmalarınızı daha kolay ortamda devam ettirmenize Peki, imkan sunuyor. Birgül Öntepe'nin bir sorusu var ama o da Dersim demiş özellikle, ama şimdi ben daha önce bu sorunun devamı olduğu için sormak zorundayım. Şimdi siz uzun süre yurt dışında kaldınız, sonra İstanbul'a geldiniz. 20 yıllık bir sürgünden sonra İstanbul'a geldiniz. Evet. Nasıl bir İstanbul'la karşılaştınız? Vallahi benim gittiğim yıllarda da İstanbul zaten biraz ayak altında gidiyordu ağır ağır. Evet. Fakat ben bu kadarını yine de beklemiyordum. Yani bence İstanbul bütün hafızası yok edilmiş. Tamamen rant endeksli bir, para endeksli bir süreçle tamam parsellenmiş, satılmış. Ve işte aslında mesela burada şimdi gökdelenleri çok büyük rezidans vesaire diye sunuyorlar. Avrupa'da kimse gökdelenlerde oturmaz. 60'larda 70'lerde yapılmış binalar vardır. Onlarda da en yoksul insanlar oturur. Sosyal konuttur onlar. Devletin sunduğu bir imkandır. Ve onlar da bugün sosyal sorunlar yaratıyor diye yıkılır. Örneğin Fransa'daki, Paris'te işte o Arapların 2-3 sene önce yaptığı direniş sürecinden sonra, biz 7-8 ay önce Paris'teydim mesela ben. O direnişten sonra gettolaşmaya sebep olduğu için bu türden büyük binaların olduğu binalar yıkılıyor ya da revize ediliyor. Yani bunların hepsi sosyal sorun olarak da bize dönecek. Ayrıca bence dünyanın en eski şehri İstanbul. Ben öyle diyorum, 1453'te mi işgal etmişiz? O tarihten beridir yıkıyoruz. Hala bitiremiyoruz. Peki bir şey, ifadeniz daha var İstanbul'la ilgili. Diyorsunuz ki İstanbul harap olmuş durumda. Ama aynı şey Diyarbakır için de geçerli. Evet. Aynı şey Dersim için de geçerli mi? Geçerli. Yani bu rant endeksli imarlaşma süreci, ki bence aslında tabii bunlar bizim konumuz değil, siz soruyorsunuz. Tabii, biz de tabii, bir tabii. gazete okuyucusu olarak tabii, öyle tabii. diyelim yani bu işleri gazeteden. Hayır, şu açıdan çok önemli. Medyada, 20 yıl yurt dışında tabii kaldınız. Tabii bir gözlem olarak söylemek gerekirse, evet. Doğrusu biz tabii, ben Diyarbakır'a da gittim hem geçen yaz hem de ilk geldiğim yaz. Evet. Yani Diyarbakır 15-20 yıldır BDP'nin idare ettiği belediye olarak, tam zamanını bilmiyorum ama çok uzun bir süredir, evet. BDP'li belediyenin idare ettiği bir yer.
Şimdi bu İstanbul'daki Yağmay Talan'ı gördüğünüzde, gidip aynı şeyi Diyarbakır'da da gördüğünüzde şaşırıyorsunuz ve aslında çok ciddi bir hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Çünkü siz farklı bir, yani alternatif bir anlayıştan, bir yönetimden söz ediyorsanız, bu sizin bütün tarzınıza yansımalı. Sizin farklı bir şehircilik anlayışınız da olmalı. Ve bir yerde Yağmay'la, Talan'la işler götürülüyorsa ve siz alternatif bir siyaset öneriyorsanız, biz sizi burada görmeliyiz ve siz bizi aslında bu şehirler tahrip edilirken de sokağa çağırmalıydınız diyorum. Peki şeyi sormak istiyorum, ne olursunuz? Eskişehir'i nasıl buluyorsunuz şiircilik olarak? Nereyi? Eskişehir'i. Eskişehir'e gitmedim. Evet ya. Ama çok duydum hamamlarını, eskiliğini, efendim mahallelerini, göçmenlerin çok yoğun olduğunu. Yılmaz Büyükerşen hani sihirli bir değnek vurmuş diyorlar işte. Çok şehir. Duydum. Evet, çok evet duydum evet. Eskişehir'i ama gitmedim, bir şey diyemeyeceğim. Var mı diyorsunuz böyle örnek? Var Eskişehir. Şey, ben de gitmedim çok, ama ben de çok duyuyorum. Çok iyi anlamda, pozitif anlamda. Şimdi mesela İzmir'e gittim ben. Evet. İzmir'de pek bir şey değişmemiş. Anlaşılan CHP'li, yani pek bir şey değişmemiş demek doğru olmadı. Evet. Ama bir İstanbul'la Ankara ile kıyaslandığında şey daha yavaş. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Sizi böldüm, kusura bakmayın. Yok lütfen. Almanya'nın popüler seyahat dergisi Travel Book, evet. Gezi kitabı diye geçiyor Türkçe evet. Karşılığı. Onun tarafından hazırlanan 2015 yılında gezilecek 25 şehir içerisinde İstanbul 1. sırada. Göreme 8. sırada. Evet. Demek ki turistler İstanbul'un sadece turistik yerlerini geziyorlar. İstanbul'u bütün olarak algılayamıyorlar. Eyvallah. Diyebilir miyiz? Tabii tabii. Ama evet. Turist biraz da o değil midir? Yani evet. Turistik yerleri gezer gider. Evet. Hani neden senin oturduğun evi merak etsin ki? Ya da bir mahalleyi. Tabii aslında öyleleri de var. Doğru olmadı söylediğimiz. Oradaki sosyal yaşamı görmek isteyen, yani özel turlara katılmaktansa kendisi gelip sokakta herkesle birlikte metroya, otobüse binerek gezen böyle bir turizm mantığı da var tabii, doğru. Evet. O da çok değerli. Ama şu söylenebilir tabii ki, yani biraz önce de söyledik. Şimdi Anadolu hiç abartısız bütün insanlığın kendi kültürel geçmişini, hafızasını aradığı yer. Evet. Dillerin, dinlerin beşiği diyoruz. Biz demiyoruz, dünya söylüyor. Kendi herkes, Alman da gelip kendi tarihini, köklerini Sümer'de arıyor. Evet. Hitit'te arıyor, Mısır'da arıyor. İnsanlık tarihi oluyor çünkü bir şeyden sonrası insanlık tarihi oluyor. Şimdi dolayısıyla biz çok gerçekten dünyanın ender görülebilecek kültür havzalarından birinin üzerinde oturuyoruz. Fakat bugün bile, yani 2015'e gelindiğinde, hadi dün başka bir mantık vardı, Osmanlı'da hilafet, Müslümanlık, Hristiyanlık diyelim, hani başka normlar vardı. Fakat bugüne gelindiğinde hala biz mozaiklerin üzerine asfalt döküp geçiyorsak, 2000-3000 yıllık mozaikleri bu kadar kolay harcayabiliyorsak, hala her şeyi bir paketleme ambişte mozaiklerin üzerinde ayakkabılarımızda dolaşabiliyorsak bir bakan olarak, ya da ne bileyim, yani yıkılanları biliyoruz. Yani şurada Beyoğlu'nda tarla başında yıkılsın diye bırakılmış, terk edilmiş kaç tane taş eski binalar görüyoruz ki bir an evvel acaba böyle, yani sahipsiz bırakılmış ki evet. Yıkılsın, yok da olsun. İşte burası artık tehlikelidir denilecek noktaya gelsin de yıkalım. Vallahi bu bizim kendi kendimizi tahribat. Belki de anlayış, yani bugün Türkiye'de hakim olan genel anlayış, bunlar bizim nasıl olsa tarihimiz değil, bizim atamızdan babamızdan kalmadı diyorlar ama bu çok ideolojik bir bakış. Bunların hepsi bizim ve bunlar biziz. Yani biz istemesek de, istesek de istemesek de biraz Ermeniyiz, biraz Rumuz, biraz Yahudiyiz, biraz Ezidiyiz, biraz Aleviyiz. Biraz Romeniz. Biraz Romeniz, Çingeneyiz, biraz Dersimliyiz, Zazayız. Yani dolayısıyla biz birbirimizle yüzleşmeliyiz, birbirimizi tanımalıyız. Birbirimizi inkar üzerine kurulu, birbirimizi reddetme üzerine kurulu bir yalan hayatı nasıl daha devam ettirebiliriz? Evet. Şimdi bir ara vereceğiz ve sizin Ferfecir albümünden enstrümantal çalışma. Albüme ismini veren çalışmayı dinleyeceğiz. Eyvallah. Müzik Metin Kahraman'a ait değil mi? Yanlış. Ferfecir çalacaksanız benim yaptığım. Öyle mi? Peki düzeltiyorum ben, özür dilerim. Eyvallah. Evet, dinliyoruz. Şimdi özgür bırakıyoruz Ferfecir. Thank you.
96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz Dersim Halk Müziği'nde çok önemli bir isim Kemal Kahraman. Evet, şimdi az önceki Ezgi Ferfecir'di. Bir enstrümantal çalışmaydı. Evet. Gerçekten iz bıraktı o tarihlerde. Müzik otoritesinin beğenisini kazandı. Olumlu notlarını aldı. Birçok dinleyicinin özellikle üniversite gençleri tarafından çok sevildi, çok beğenildi. Ve tabii birçok çalışmanız var. Onlara geleceğiz zamanımız yettiği oranda. Ben telefonları son kez hatırlatıyorum. Alan kodumuz 0212-627-4877. Bize mesajla ulaşabilirsiniz. Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı yazıp 23.53'e göndereceksiniz. Ayrıca bize Facebook ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Facebook ve Twitter adresimiz Birlik Sofrası. Bir telefonumuz var sanıyorum, değil mi? Gamze Hanım diye not düşmüş. İyi akşamlar. Merhaba hocam, iyi akşamlar. Evet, konuğumuz Kemal Kahraman. Neler söylemek istersiniz? Ben dinliyordum, bir merhaba demek istedim öncelikle. Merhaba Kemal Hocam. Merhaba. Artık tamamen Türkiye'de misiniz? Onu çok merak ettim. Sesinize çok hasret kaldık. Çok teşekkürler. Yok, henüz Almanya'dayım, gidip geliyorum. Çok sık gidip geliyorum. Ama şimdilik henüz buraya yerleşmedik. Doğrusunu isterseniz vardı öyle bir planımız. Hala da var tabii. Özellikle kendi köyümüze dönük bazı fikirlerimiz vardı. Bir kültür köy kurmak gibi bir projemiz var. Onu gerçekleştireceğiz belki. Fakat bu son dönemlerde, son yıl içerisinde yazdan beridir süren yeni durum. Bölgedeki savaş, kavga. Her şeyi etkiledi tabii. Şimdilik daha oradayız fakat gidip geliyoruz. İnşallah temelli kalmaya gelirsiniz hocam. Sizi çok seviyoruz. Örnek aldığım sanatçılardansınız. Çok teşekkürler. Ben çok sağ olun. Sizi, sadece bir şarkı istiyorum sizden. Deniz Koydum adını söylerseniz çok sevinirim. Şöyle söyleyeyim Gamze Hanım. Araya giriyorum. Sultan Hanım'a söz vermiştik biz. Göçmeyen Kuşlar ezgisini de size armağan edelim. Çünkü bir programımız var. O programa sağlık kalmak istedik. Başta istemiş olsaydınız seve seve bunu yayınlardık. Olur mu? Teşekkür ederim. Çok zaten sağ olun. Zaten sürekli çalınan şarkılarımızdan birisi. Hem size hem de tutarıma gelsin. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi size Dersim'in Pink Floyd'u diyorlar. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Ne demek istersiniz bununla ilgili? Ne diyebilirim? Dersim'in Metin Kemal Kahraman'ıyız biz. Olabiliyorsak. Evet. Ama Pink Floyd tabii. Ne evet. Güzel bir benzetme. Ama herkes biraz kendidir. Çok güzel, evet. Şimdi bir gün Öntepe İstanbul'dan bir mesaj göndermiş. Tunceli, düzeltiyorum, Dersimli olduğunu eyvallah söylemişti. Serdo adlı türküde performansınız mükemmele yakın bence. Sizleri albümden de canlı da dinlesem hep aynı tadı alıyorum. Üniversitede bir kısım arkadaşım söylediğiniz türküleri öncesinde hiç beğenmiyorlar ve beni anlayamadıklarını söylüyorlardı. Şimdilerde de flash diske kaydettiğim şarkılarınızı dinlemek için benden istiyorlar. Sizi çok seviyorum ve bir Dersimli olarak sizinle gurur duyuyorum. Çok sağ olsun. Ben Dersimli değilim ama ben tüylerim diken diken oldu okurken. Ah, sağ olsun valla. Eyvallah. Evet, evet. Metin'in çalıp söylediği kendi bestesi zaten. Evet. Gerçekten sahnede de gene. Zaten aslında albüm kaydında da sahne performansı gibi canlı bir kayıt o. Dolayısıyla genelde sahnede de aynı sorun çıkıyor. Şimdi bir şey var. Bir basın açıklamanızı okumuştum. Orada diyorsunuz ki biz başlarda amatör çalışmalar yaptık. Ama dikkatimi çeken bir şey var. O başlardaki müzikal yapınız da hiç amatör değil. Yani amatörlükten kastımız biraz belki şu. Tabii ki biz hep söylüyorum. Yani biraz önce de bir arkadaşımız dile getirmişti. Armonilerden, farklı enstrümanların kullanılmasından söz etmişti. Bunu önemsiyoruz. Yani bir aranjman yapmayı. Ve temelde bizim aranjman mantığımızda, yani teorik bakmıyoruz şarkılara. Çalışırken daha çok duyduğumuz sesleri icra etmeye çalışıyoruz. Armonilerimizi de o şarkının içinden çıkıyor olmalarını istiyoruz. Yani bu ses bununla armoniktir, şu da zaten bununla armoniktir gibi teorik bir bakış açısıyla yaklaşmıyoruz şarkıların aranjmanlarına. Dediğim gibi daha çok çalarken, söylerken herkesin bir anlamda kendi yerini bulması gibi bir aranjman süreci var. O açıdan bence düzenlemeler parçanın, şarkının kendisine ait partilere dönüşüyor. Evet. Öyle görülüyor.
Yani hep başından beri önemsedik onu. Geleneksel türküleri icra ettiğimiz albümlerde de hep kendimizce bunları yorumluyoruz. Yani biz mesela Sılo Kız'dan, Dersim meşhur geleneksel ozanlarından, Sılo Kız'ın bir şarkısını söylerken ya da herhangi bir Zeynel Kahraman'dan bir şarkıyı söylerken bunu illa Zeynel Kahraman gibi söylemek değil. Onu alıp özümsemek, kendimizin yapmak ve kendimiz gibi icra etmek. Tabii bir anlama süreci bu, yani bir keyfiyet değildir, bunu özellikle vurgulamak gerek. Şarkının burasını keserim, burasını atarım, ben daha iyi yaparım gibi bir şey değil. Şarkının en küçük nüanslarını bile ciddiye alarak icra edildiği şekliyle, en küçük ayrıntıyı bile mümkünse bir zenginliğe dönüştürerek, bir zenginlik olarak görerek değerlendirmeye çalışan, yani her şeyden önce elindekini anlayan, anlamaya çalışan, hem melodik olarak hem sözleriyle ve yapabiliyorsa onu kendince icra etmek gibi bir derdimiz var. Evet. O anlamda geleneksel türküleri de ya da beyitlerde, deyişlerde olduğu gibi yine kendimizce icra ediyoruz. İşte yaylılar var, kaval var, perküsyon var, sazlar var, bir orkestrasyon var yani. Bunu önemsiyoruz. Evet, yine Gamze Altınsoy yol. Deminki Gamze Hanım'la Adaş Almanya'dan bir mesaj göndermiş. Diyor ki dünya görüşü olarak kadınlara çok değer verdiğinizi biliyorum. Müzik grubunda kadınların değerli ve kutsal varlıklar olduğunu tüm Türkiye'ye haykırmak için iki veya üç sanatçı ya da solisti grubunuza katmak ister misiniz diye sormuş. Vallahi bizim... Maviş Hanım. Evet, Maviş Hanım ve evet, eşim. Evet. De, şarkıcı zaten. Evet. İşte önümüzdeki dönemlerde onun solistliğinde bir Ağıtlar albümü yayınlıyoruz. Çok kısa bir süre sonra, yaklaşık 4 yıldır falan uğraştığımız geleneksel ağıtlar, politik ağıtlar diyoruz ben buna. Çünkü dersimin son 100 yıllık siyaset tarihini aslında ağıtlar üzerinden takip etmeye çalışan bir albüm olacak. Bunu 2014 yılında konuşmuştuk. 2014-2013 yani doğru, çünkü dediğim gibi şimdi bizim mesela Çevre Hazarı albümümüz 5 yıl sürmüştür. Şahmaran albümümüz 4-5 yıl sürmüştür. Şimdi ağıtlar çalışıyoruz. Geçen gün gerçekten kayıda ne zaman başlamışız diye baktım. En sonunda bir hafta önce falan yine hala stüdyoda bir şeyleri değiştirmeye çalışıyordum yani. Çok güzel, evet. Bittiği halde, albüme yeni bir şey yapmadığımız halde, belki de bir yıldan aşkın bir süredir, ama mixiyle ilgili ufak tefek sorunları hala halletmeye çalışıyoruz. Ta 2011'in başında başlamışız ilk kayda. Evet. Ama albümün bir kitapçığı var. Biraz önce de belirttiğim gibi bu çalışmaların uzun sürece yayılmasının sebebi, icra ettiğimiz şeyleri ilk önce kendimiz anlamak istiyoruz. Sözleriyle, müziğiyle onları çalışıyoruz. En doğru, en güzel şekilde nasıl icra edebiliriz diye uğraşıyoruz. Gitar yazıyoruz, keman yazıyoruz. Yani böyle bir uğraş. Tabii daha sonra kitapçı, özellikle de böyle dokümenter, bir yönüyle dokümenter olan albümlerde söylediğinizi arkasında durabilecek bir açıklık gerekiyor tabii. O anlamda şimdi siyaset tarihi deyince de Birinci Dünya Savaşı'ndan başlıyoruz. Osmanlı-Rus Savaşı, Çanakkale Savaşı, evet, efendim Koçgiri, efendim Zaza meselesi, Şeyh Said, Dersim 38 vesaire derken böyle bir kronoloji içerisinde, evet, ağıtlar üzerinden siyaset tarihine bakıyoruz. Şöyle demek istiyorum, yani bu çalışmalar bizim için de bir öğrenme sürecidir. O yüzden bizim için sadece şarkıyı çalıp ya da derleyip icra etmek değil mesele. Aynı zamanda bunu anlamak ve anladığımız, öğrendiğimiz şeyi de dinleyicilerimizle paylaşmak. O anlamda Çevre Hazarı, Şahmaran, şimdi gelecek olan Ağıtlar albümü, kitapçıkları da olan albümler. Dediğim gibi bir taraftan da bunların o başlıklara ilişkin tartışmaları paylaştığımız, özetlediğimiz, evet, çalışmalar. O yüzden bir şey uzun sürüyor. Buyurun. Bir şey soracağım size. Yılmaz Can Şare'yi tanıyor musunuz? Tanırım. Dostunuz galiba. Tabii, Arekay tiyatrosundan arkadaşımız. Evet. İlk diyor sadece... ki sevgili dostum Kemal Karaman benim için çok özel bir insandır. Keza Metin de öyle. Bizler Arekay olarak Zazaca tiyatro yapıyoruz. Onun için onlarla kalplerimizin ruhu o kulvarda buluşuyor, bütünleşiyor. Kesinlikle. Evet, arkadaşlarımızın çok başarılı bir oyunu var. Evet. Yani başka oyunları da var fakat izleyenler tarafından hep takdirle karşılanan çok güzel de bir Zazaca oyunları var. Tabii o da çok önemli bir başlık ve arkadaşlarımız bu boşluğu doldurmaya çalışıyorlar.
Biz de selam söylüyoruz. Evet. Bütün ekibe, kendilerine. Şimdi Ethem Yalçınkaya İstanbul'dan diyor ki Kemal Kahraman'ın kültürel birikimi karşısında telefon açıp soru sormaktansa dinlemeyi tercih ettim. Abi kardeş olarak müzikal çalışmalarınızı uzun zamandır ve başarıyla götürüyorsunuz. Zaman zaman aranızda müzikal anlamda çıkan anlaşmazlıklara son sözü kim söylüyor diyor. Genelde son sözü şarkının sahibi kimse o söylüyor. Sözler kime aitse o. Doğru mu? Yok, şarkının kendisi o. Bütün aranjmanla. Yani tartışma şarkının sözüyle ilgiliyse sözün yazarı kimse o halleder. Sonuçta o kalır yani. Ama tabii bu yine de herkesi dinlemekle mümkün. Müzikte de öyledir. Genelde bir sorun da çıkmaz. Yani çalışmalar sürecinde olgunlaştığı için işlerimiz. Peki bir şey soracağım. Ne olur sen bir cevap verin. Tabii. Metin abiyi bu konuda çok ılımlı görüyorum. Yani herhalde bütün söz sizde galiba. Doğru mu? Yani değil ya. Öyle demiyorum. Tabii öyle değil. Ama beni şöyle diyorlar yani bazen hani sahnede de ben konuşuyorum, şarkıları sunuyorum falan. Evet. Beni ondan büyük sananlar var. Evet, evet, çok ben de çok rastladım. Gerçekten evet. Çok rastladım doğru. Siz tabii o bıyık bırakmıyor. Evet. Bıyıklı aslında. Bıyıksız fotoğrafı eski, şimdi bıyıklı. Evet, son konuk olduğunda bıyıksızdı. Doğrudur. Evet. Şimdi son iki dakika kalmış. Teknik masa ısrarla beni uyardı. Eyvallah. Ne kadar dalmışız. Evet, son olarak neler söylemek istersiniz? Neler söyleyebilirim? Bir kere işte bu hafta sonu Şahmaran konserimiz var. Evet. Şahmaran'ı pek konuşamadık ama bence evet, Türkiye'de ben gerçekten Şahmaran çok önemli bir kültür tarihi tartışmasıdır. Sadece bir masal değildir. Bütün dinleyicilerimizi Şahmaran konusunda kulaklarını biraz daha kapa. Her Şahmaran'la ilgili her türlü tartışmaya tabii demek istiyorum. İlla bizim söylediğimize değil. Şahmaran'ı çok önemsiyorum. Ve Şahmaran gerçekten sadece bir masal değil, kültür tarihiyle ilgili ciddi tartışmalar açmamızı sağlayacak, çok şeyler öğrenmemizi sağlayacak bir metin. Kökleri Gılgamış'a kadar uzanır, Sümer'e kadar uzanır. Ölümsüzlük meselesi, hayat nedir, ölüm nedir? Yani insanoğlunun mana arayışının en eski metinlerinden biridir. O anlamda Şahmaran'ı ilk kez İstanbul'da oynayacağız, seslendireceğiz, icra edeceğiz. Bir masal olduğu için de tiyatrocu arkadaşımız Alişan Ünlü'nün anlatıcılığında da masalımızı anlatmaya çalışacağız. Dinleyicilerimizi oraya davet ederim. 26-12-2015'te Beşiktaş Kültür Merkezi'nde ilk kez İstanbul'da icra etmiş olacağız evet, Şahmaran evet. albümünü. Onun dışında da herkese selamlar, sevgiler söylüyorum. Anadolu'nun, Mezopotamya'nın dillerine, kültür tarihine, kültür hafızasına daha duyarlı bir toplum hepimizi zenginleştirir diyorum. Evet, ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi hiç kırmadınız, geldiniz. Dosyamız çok kabarıktı. Aslında sorumuz çoktu. Siz de çok çalışmışsınız. Sağ olun, evet, dosyanız çok belli. Soru, çok sağ olun. Açıkta kaldı. Onu da başka zaman inşallah elbette, yapacağız. Elbette, inşallah. Şimdi son kapanışımızı da göçmeyen kuşlarla yapacağız. Eyvallah. Ve son arayan bayan dinleyicimizin. Eyvallah. Bunu benim aynı zamanda bütün Ermeni kardeşlerimize evet. adayalım. 2015'te evet. katledilen masum insanlarımıza. Ben de huzurlu ve güneşli, barış dolu günler diliyorum. Hepimize. Evet. Cizre'de her yerdeki güzel insanlara, şu anda kavga eden insanlara da selam. Bu kentte sen gittikten sonra çok ama çok şey değişti. Sokaklar değişti, rüzgar değişti. Belki geç kaldı. Kentten sen gittikten sonra çok ama çok şey değişti. Ağaçlar değişti, dağlar değişti. Belki geç kaldı. Sahibi yok mudur dönen ç-
çarkın dönen dünyanın. Ahiri yok mu bu durulmadan süren devranı? Yine geldiler işte sanki kar yağıyor. Göçmeyen kuşlara bir yıldız doğuyor. Yine geldiler işte sanki kar yağıyor. Göçmeyen kuşlara bir